William Stanley Milligan ya da diğer ismiyle Billy Milligan, Şubat 1955'te Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya geldi. Annesi Dorothy, Ohio'da yaşıyordu. Ailesi bir çiftçiydi. Durumları iyi değildi. Annesi William doğmadan 10 yıl önce aşık olduğu bir adamla evlenip Lancaster'a taşındı. Ama evli kalma süreleri çok kısa sürdü. Sadece bir yıl sonra boşandılar. Dorothy için bir sonraki durak Miami'ydi. Miami'de bir barda şarkıcılık yaptığı sırada Johnny Morrison'la tanıştı. İkili kısa bir zaman sonra sevgili oldu ve aynı evde yaşamaya başladı. İlk evlatları Jim Milligan 1953 yılında dünyaya geldi. 2 yıl sonra William Stanley ve 1 yıl sonra da Kitty Jo Milligan dünyaya geldi. William'ın babası Johnny Morris alkol bağımlısı ve kumarbazdı. Aldığı borçları kumarda kaybediyor, çalışmıyor ve eve sürekli sarhoş geliyordu. Johnny Morris, William doğduktan 3 yıl sonra bir intihar girişiminde bulundu. Gece yarısı su içmek için mutfağa giden Dorothy, eşini masanın üzerinde baygın bir halde bulmuş, masanın etrafındaki hapları gördükten sonra eşini hemen hastaneye götürmüştü. Johnny Morris bu intihar girişiminden kurtuldu. Ama 2 ay sonra Ocak 1959'da karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti. William Stanley Milligan artık babasızdı. Annesi Dorothy 3 evladıyla birlikte çaresiz durumdaydı. Bir sene süresince zor bir hayat yaşadılar. Ama Dorothy artık daha fazla dayanabilecek bir güce sahip değildi. Bir an önce bu durumdan kurtulmalıydı. Dorothy çareyi Miami'den ayrılıp Lancaster'daki eski eşine dönmekte buldu. 3 evladıyla eski eşinin kapısını çalan Dorothy biraz karamsar olsa da eski eşi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve 1961 yılında tekrardan evlendiler. Ama bu evlilik sadece 1 yıl sürdü. 1962'de boşandılar. Dorothy aynı yıl Chalmer Milligan ile tanıştı. Chalmer Milligan da Dorothy gibi yeni boşanmıştı ve 2 tane kızı vardı. Bir önceki evliliği şiddetli anlaşmazlık yüzünden bitmişti. Kızlarından birisi William'la yaşıttı. Diğer kızı ise hemşireydi. Dorothy ve Chalmer Milligan tanıştıktan 1 yıl sonra evlendi. O tarihlerde William, üvey babası Chalmer'ın soy ismini aldı. William Stanley 5 yaşına geldiğinde 3 farklı karaktere sahipti. İsimsiz çocuk, Kristen ve Sean bu üç karakterin isimleriydi. William ya da diğer bir ismiyle Billy Milligan kısa bir zaman sonra üvey babasından şiddet görmeye başladı. İçinde yaşattığı karakterler de buna bağlı olarak sürekli artış gösterdi. William 8 yaşına geldiğinde babası tarafından suistimal edilmeye çalışılıyordu. Sürekli şiddet görüyor ve hakaret işitiyordu. Bir komşuları bu duruma daha fazla dayanamadı ve Chalmer'ı şikayet etti. Aynı tarihlerde mahkemeye çıkan üvey babası Chalmer Milligan bir ceza almadı ve serbest bırakıldı. Ama William bu yaşanmışlıkların izlerini hayatı boyunca üzerinden atamayacak, içinde yaşattığı karakterleri hiçbir zaman serbest bırakamayacaktı. William Stanley Milligan karanlık dünyayla ilk kez 20 yaşında tanıştı. Silahlı bir soyguna karıştı. Mahkeme günü iddia makamı olayda aynı zamanda cinsel bir saldırı da olduğunu söylediğinde William utançtan yerin dibine giriyor, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyordu. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmezdi. Günün sonunda tam 2 yıl hapis cezası aldı. Şartlı tahliye olduğunda William bambaşka bir insana evrilecek, eşi benzeri olmayan bir canavara dönüşecekti. William 2 yılın ardından artık içinde yaşattığı karakter sayılarını arttırmış, her şeyden ve herkesten uzaklaşmıştı. Serbest kaldıktan sadece 7 ay sonra Ohio Eyalet Üniversitesi kampüsüne gitti ve öğrencilere cinsel saldırıda bulundu. William sadece yarım saatte 3 farklı öğrenciye saldırdı. Mağdurlar hayatlarının şokuyla karşı karşıya gelmişlerdi. Mağdur öğrenciler ifadelerinde William'ın 3 yaşlarında ufak bir çocuk gibi davrandığını, konuşma tarzının sürekli değiştiğini söyledi. Saldırı anında William bir an durmuş ve kendi kendine "Hayır, onların bir suçu yok, bunu hak etmiyorlar." diyerek kendisiyle tartışmıştı.
silahı olan William sadece korkutma amaçlı silahını bir kez kullanmıştı. William olaydan sonra suç mahallinden kaçtı. Birkaç ay kaçmayı başarsa da Ekim 1977'de orta yaşlı bir kadına saldırdığı esnada yakalandı. Yakalandıktan sonra daha önce işlediği suçlar da ortaya çıktı. Polisler mağdur öğrencilerin üzerindeki parmak izlerini hapishane kaydı olan William'ınkilerle karşılaştırınca her şey açığa çıkmış ve olay çözülmüştü. Zaten şartlı tahliye olan William üstüne bir de yeniden silahlı bir suça bulaştığı için artık hapishaneden çıkabilmesi imkansızdı. Aynı tarihlerde Ohio Eyalet Üniversitesi kampüsünde 3 öğrenciye cinsel saldırı suçuyla yargılandı. William 3 adam kaçırma, 3 soygun ve 4 tecavüz suçuyla yargılandı ve cezasını çekmek üzere Ohio Eyalet Hapishanesi'ne gönderildi. William'ın tedavi edilmesi gerekti. Doktorların yoğun baskısı sonucunda mahkeme William'ın hastaneye gönderilmesini kabul etti. O andan itibaren William hastane hastane sürüklendi. Savunması için hazırlandığı dönemde Dr. Willis Driscoll tarafından detaylı bir şekilde incelenmişti. Akabinde Ohio'daki Akıl Sağlığı Merkezi doktoru Dorothy Turner tarafından da muayene edildi. İki doktor da hayatları süresince böyle bir hasta görmediklerini söyledi. William Stanley Milligan tam 24 farklı karaktere sahipti. İçinde yaşattığı karakterler birbirinden tamamen bağımsızdı. Her karakterin kendine has konuşma tarzı, yürüme tarzı ve hatta yemek yeme tarzı bile vardı. Bütün karakterleri yöneten ana bir alfa karakter vardı. Uzmanlar en çok bu karakter üzerine yoğunlaştılar. Ama böyle bir hastalıkla mücadele edebilmek çok zordu. O yüzden istenilen ilerleme kaydedilemedi. Karakterlerden bazıları şöyleydi. Arthur hematoloji alanında uzmanlaşmış, entelektüel bir İngilizdi. Alan bir dolandırıcıydı. William en çok bu karakteri içinde yaşatıyordu. Tüm karakterleri yöneten ana karakter Alan'dı. Tommy elektrik uzmanıydı. Resme ilgisi olan ve müzik konusunda derin bilgiye sahip bir isimdi. Danny özellikle erkeklerden aşırı korkan, natürmort resimler çizen bir ressamdı. Danny asla manzara resmi çizmezdi. David 8 yaşındaydı. Görevi diğer karakterlerin çektiği acıları dindirmekti. Kristen 3 yaşındaydı ve disleksi hastalığıyla boğuşan birisiydi. Kristen'a okuma yazmayı diğer bir karakter olan Arthur öğretmişti. Walter eskiden bir karga öldürdüğü için çevresi tarafından istenmeyen adam olarak ilan edilmiş ve dışlanmış bir isimdi. Avcılık konusunda uzmandı. William Stanley Milligan'ın içinde yaşattığı bazı karakterler bunlardı. William'ın içindeki karakterlerden 14 tanesini tespit eden Doktor David Cole, William'ı tedavi etmeye başladı. Ama geçip giden zaman hiçbir olumlu gelişme getiremedi. William birçok kez Doktor David'e saldırdı. Her geçen gün daha da agresifleşti. 10 yıl sonra William'ın duruşması yapıldı. Mahkeme William'ın akıl hastası olduğunu, o yüzden ceza verilmeyeceğini açıkladı. Mahkemeye göre suçlu olan William değil, içindeki karakterlerdi. William Stanley Milligan 3 yıl kalmak üzere Ohio'daki bir akıl hastanesine gönderildi. 3 yıl sonra 1991 yılında hastaneden çıktı ve dışarıdaki dünyaya geri döndü. Serbest kaldıktan sonra hiçbir suça karışmadı. Ama esareti ve tedavi süreci bittikten sonra neler yaptığı bilinmiyor. Bilinen tek şey 1996 yılında Stormy Life Production'la kısa bir film çekmek için yola çıktı. O andan itibaren öldüğü güne kadar William'ın ne yaptığı bilinemedi. Hiçbir tanıdığı ya da yakını William'a ulaşamadı. Doktorları onu tekrardan görüp durumunu değerlendirmek istese de William'ı bulmak mümkün değildi. William yıllar sonra 2014 yılında öldüğünde kendisinin Ohio'daki bir huzur evinde kaldığı anlaşıldı. Belki de her şeyden ve herkesten kaçıp kendi isteğiyle inzivaya çekildi. Belki de uzun bir süre gizli yürütülen bir tedavi süreci yaşadı. William'ın ölüm nedeni kanser olarak açıklandı. Öldüğünde 59 yaşındaydı. Ve dostları William'ın son zamanlarını mutlu geçirdiğini söyledi.
William Milligan hakkında birçok kitap yazıldı.